Merhaba, arayüzden rapor tanımlama konulu eğitim videomuza hoş geldiniz. Logo CRM'de default olarak bazı şablon tasarımları yer alması yanı sıra özel olarak da tasarım yapabilmek mümkündür. Rapor tasarımıyla programda yer alan kayıtlardaki veriler istenilen formatta ve yalnız istenilen bilgileri içerecek şekilde kullanılabilir. Ya da bazı işlem ve fonksiyonlara tabi tutularak calculated alanlar yani hesaplanmış alanlar oluşturulabilir. Rapor tasarımı yapabilmek için masa üstüne yerleşen Launcher üzerinden Designer menüsü ile Designer'ı açabilir. Buradan tasarım yapabilirsiniz. Ayrıca arayüzde yer alan Raporlar menüsünden aldık. Yine Raporlar başlığını alınan menü ile yeni bir rapor tasarımı yapabilirsiniz. Burada önemli olan konu eğer Designer çalıştırdığınız zaman açılmıyorsa Designer içerisindeki config dosyasına yer alan Connection String'i kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Designer'ın iyi olarak diğer önemli konu ise model editör yardımıyla açılan alanların Designer'da kullanılabilmesi için model XFML dosyalarının eşitlenmesi gerekiyordur. Yani kurum klasöründe yer alan model XFML dosyaları ile Designer klasöründe yer alan model XFML dosyalarının eşitlenmesi gerekir. Burada yine Launcher üzerinde yer alan menüde model kontrolü başlığı model XFML'ye eşitle menüsüyle sizlere bu konuda destek sağlamaktadır. Arayüzden rapor tasarlayabilmek için Art menüsüyle yeni rapor sihirbazı ekranı karşıma açıyorum. Teklif şablonu tasarlamak istiyoruz. O yüzden teklif türü olmalı veri türümüz. Teklifi seçtikten sonra görünen alt kısmına istediğiniz kullanımı kullanıcılar için uygun olacak adlandırmayı yapabilirsiniz ve Türkçe karakter kullanabilirsiniz bu aşamada. Kaydet dedikten sonra karşımıza bir tane raporlama editörü açılacaktır ve wizard gelecek. Bu kapatıyoruz. Alanlar zaten orijinalinde CRM'in geliyor olacak. Save dediğimiz zaman raporlara gidersek buraya raporumuzun yerleştiğini görüyoruz. Rapor türü olarak normal rapor geldim. Dikkatinizi çekmek isterim. Burada bir düzeltme yapmak gerekiyor. Burası raporun geneliyle ilgili bir editleme ekranıdır. Rapor türü teklif şablonu olduğunu söylememiz raporun teklif menüsünde rapor seçenekleri içerisinde geleceğini gösteren kısım. Ayrıca iç rapor olarak belirterek bu tanımlamayı tamamlamış oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.